Savaşta Barışta Türk Ordusu programından tüm izleyicilerimize merhaba. Bu hafta ilk milli gemimizin dizayn ve inşasını tamamlayan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Amacımızsa savaş gemilerimizin bakım ve onarım faaliyetlerine sizlerle birlikte tanık olmak. Şimdi gelin buradaki faaliyetlere şöyle bir göz atalım, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı daha yakından tanıyalım. Bugün Deniz Kuvvetleri ve ülkemiz ekonomisine üretici ve onarıcı kimliğiyle büyük katkıları bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Pendik'te 1 milyon metrekarelik bir alanda konuşlu bulunan komutanlık, gelişmiş sanayi bölgelerine ve araştırma kuruluşlarına yakın oluşunun ve sahip olduğu teknolojinin avantajlarını kullanarak ülkemiz için yüksek standartta gemi inşa ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Savaş Sistemleri Baş Mühendisi Mühendis Albay Alper Gülerer ile birlikteyiz. Komutanım, İstanbul Tersanesi Komutanlığı hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Komutanlığımız 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş İstanbul Tersanesi ne kadar tarihi dayanan bir birliktir. Daha sonra 1940'lı yıllarda Taşkızak Tersanesi adı altıyla hizmet vermiş ve malumunuz 1999 depreminden sonra Pendik bölgesine taşınarak faaliyetlerine devam etmektedir. Komutanlığımızda icra edilen faaliyetleri iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar gemi bakım ve onarım faaliyetleri ve gemi inşa faaliyetleri. Gemi bakım ve onarım faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut imkan ve kabiliyetlerimizle 32 farklı atölyede, 32 farklı disiplinde her türlü sistemin, ki bu sistemler geminin su altında bulunan karinasından direğin tepesinde bulunan antenlerine kadar her türlü tekne, makine, elektrik sistemlerini kapsamaktadır. Bunlara biz 7 gün 24 saat esasıyla ve dünyanın neresinde olursa olsun hizmet verebilmekteyiz. Bu kapsamda tersanemiz başka hiçbir kurumda olmayan bir altyapıya sahiptir. Ve şunu da belirtmek istiyorum, mevcut imkan ve kabiliyetleriyle tersanemiz bölgenin en büyük tersanesi ve dünyadaki sayılı tersanelerden biridir. Gemi inşa faaliyetleriyle ilgili olarak Taşkızak Tersanesi'nde 1940'lı yıllardan itibaren gemi inşa faaliyetleri başlamış. Fakat esas teknolojik sıçrama hücumbot ve mayın avlamalarının gemilerinin inşasıyla devam etmiş. Ve bu yol Milgen projesinde inşa edilen ve tasarımı tamamen milli olarak yapılan, tersanemizde yapılan Milgen projesiyle devam etmiştir. Bu gemilerden malumunuz iki tanesini TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'yı filolarına teslim ettik. Böyle harp gücüne sahip muharip bir unsurun milli imkanlarla tasarlanması Türkiye'de bir ilktir. Bu açıdan da tersanemiz, diğer askeri tersanemizde olduğu gibi endüstrinin lokomotifi konumundadır. Son olarak belirtmek istediğim bir diğer husus da tersanemizde yürütülen gemi onarım ve inşa faaliyetlerine ilave olarak kapasitemizin yoğunluğuna rağmen dönem dönem kapasitemizin bir bölümünü döner sermaye faaliyetleri kapsamında sivil endüstrinin hizmetini açmaktayız. Burada en önemli açtığımız tesislerimizden bir tanesi bölgenin en büyüğü olan Yüzarova. Son dönemde bir petrol platformu Türkiye'de ilk defa olarak havuzlandı. Bu sayede döner sermaye kullanım kapsamında hazinemize önemli ölçüde gelir elde etmekteyiz. Diğer bir konuda sadece altyapı değil hizmet de döner sağlıyoruz döner sermaye faaliyetleri kapsamında. Örneğin dost ülkelerin silah sistemleri komutanlığımızda bakım onarımları yapılmaktadır. Bu kapsamda elde edilen gelirden kurumumuza düşen payla ise altyapı hizmetlerimizi, teknolojik parkımızı geliştirmeye çalışarak evrensel teknoloji, ulusal çözüm vizyonumuz kapsamında ilerlemeye devam ediyoruz. İstanbul Tersanesi görev yürüttüğü alanda ülkemizin en büyüğü ve öne çıkan özelliği ilkleri gerçekleştiren bir komutanlık olması. Ana görevlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemilerinin idamelerini sağlamak, ilgili konularda çağın gerektirdiği modernizasyon çalışmalarını yapmak, döner sermaye kanalıyla kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara gemi inşa ve onarım işleri yapmak olarak sıralayabileceğimiz komutanlık, tüm bu görev alanlarında sınırları zorluyor ve geleceğe yeni kapılar açıyor. Milli Gemi, kısa adıyla Milgen projesi bunun en büyük örneği.
MİLGEM projesi tamamen milli kaynaklardan yararlanarak savaş gemisi üretmek amacını taşıyor. Projesinin ilk ürünleri olan Heybeliada ve Büyükada... Dizayn Baş Mühendisi Mühendis Albay Gürol Yılmaz'la birlikteyiz. Komutanım, Dizayn Proje Ofisi'nde gerçekleştirilen projeler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Dizayn Proje Ofisi 2004 yılında MİLGEM Proje Ofisi olarak kuruldu. Daha sonrasında 7 yıl gibi bir süre içerisinde MİLGEM korvetlerinin dizayn ve entegrasyonunu gerçekleştirdi. Sonrasında inşaat ve test tecrübelere de katılım sağladı. MİLGEM projesi kapsamında birinci gemi TCG Heybeliada'nın inşaatı 2011 yılında tamamlanmış ve donanmaya teslim edilmiş. İkinci gemi Büyükada 2013 yılında donanmaya teslim edilmiştir. Şu anda projenin üçüncü gemisinin çelik tekne inşası tamamlanmış ve donatım aşamasındadır. Design Proje Ofisi tarafından yürütülen diğer bir proje ise Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'dir. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi ile donanmamız 4 adet fırkateyne, 4 adet fırkateynden oluşan görev grubuna 50 gün süreyle ana karaya bağlı kalmadan destek verebilecektir. Bu gemi 194 metre boyunda ve 22 bin ton ağırlığındadır. Design Proje Ofisi tarafından önümüzdeki yıl yürütülecek önemli faaliyetlerden bir tanesi de TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni projesidir. 2016 yılının başında TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni'nin konsept dizayn çalışmaları ve fizibilite çalışmaları başlatılacaktır. Savaş gemilerimizde bulunan tüm makine, motor, elektronik sistem ve silahların bakım ve onarımlarıyla yeni inşa edilen gemileri oluşturan blokların imalatı, tersane bünyesinde bulunan çeşitli fabrikalarda yapılmakta. Bu önemli görevlerin yerine getirilmesinde ise işinde uzmanlaşmış personel ön plana çıkıyor. Komutanlık, her türlü metal malzeme üzerinde kaynak yapabilecek, el becerisi yüksek ve konusunda uzman bir personel yapısına sahip. Tersanenin bugüne kadar birbirinden önemli birçok projeyi başarıyla sonuçlandırmış olmasında bu kalifiye personelin büyük emeği var. Proje yönetim biriminde görevli mühendis Azize Ezgi ile birlikteyiz. Azize Hanım, tersanemizde üretilen gemiler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Geçmişi 1455'e dayanan komutanlığımızda bugüne kadar 200'den fazla gemi inşa edilmiştir. Son dönemde modern teknolojiye sahip 8 adet sahil güvenlik botu, 19 adet küçük deniz aracı, 5 adet hücum bot, 5 adet mayın gemisi ve 2 adet de MİLGEM sınıfı, diğer adıyla ada sınıfı korvet komutanlığımızda inşa edilerek donanmaya teslim edilmiştir. MİLGEM 1 ve 2 projesi geçtiğimiz yıllarda hizmete girdi. Peki bundan sonra bizi bekleyen projeler neler? MİLGEM 1. gemi Heybeliada Eylül 2011'de, 2. gemi Büyükada'da Eylül 2013'te tamamlanarak donanmaya teslim edilmişti. Şu anda dünya sularında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor büyük bir gururla. Sırada MİLGEM 3. ve 4. gemiler var. MİLGEM 3. gemi bu gördüğünüz Burgazada Aralık 2014 tarihinde inşasına başlandı. 2016 başında denize indirilmesi ve 2018'de de teslimini planlıyoruz. Bunun akabinde MİLGEM 4. gemi Kınalıada gelecek. Kınalıada da 2016 başında inşasına başlayıp 2020 yılında inşasını bitirmeyi tamamlıyoruz. MİLGEM konseptinin devamı olan İl Sınıfı Fırkateyn Projesi dediğimiz gemilerin birinci prototip gemisinin inşa görevi de komutanlığımıza verildi. Bunun da inşasına 2016 sonunda başlayıp 2021 başlarında tamamlamayı hedefliyoruz. En son teknolojiye sahip bu boyuttaki savaş gemilerinin dünya ortalamasının altında bir sürede ve eş zamanlı olarak bu kadar kısa sürede tamamlanması komutanlığımızın dizayn ve inşa olarak geldiği kapasiteyi göstermektedir. Hedefimiz daha kısa sürede ve eş zamanlı olarak daha fazla sayıda gemiyi aynı anda yapabilmektir. MİLGEM inşası ile ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii, gemi 29 adet bloktan oluşmakta. Bu bloklar fabrikalarda ayrı ayrı inşa edilip bu gördüğünüz kızak üzerinde birleştirilmekte kaynaklı olarak.
Şu anda gördüğünüz hali 23 adet bloğun birleştirilmiş hali. 6 adet daha montaja hazır blok fabrikalarda beklemekte. Sırası geldiğinde monte edilecek ve montajdan sonra gemiler denize indirilerek donatım ve test tecrübe faaliyetleri de tamamlandıktan sonra donanmaya teslim edilecek. Komutanlığın en önemli birimlerinden biri olan Silah Sistemleri Fabrikası'ndayız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer ve kara birliklerinin envanterinde bulunan silah sistemlerinin faal durumda tutulmasına yönelik olarak bakım ve onarım faaliyetlerini yürütme misyonuna sahip olan fabrikada alanlarında uzman 57 personel görev yapmakta. Silah Sistemleri Fabrikası'ndayız. Yanımızda elektronik kıdemli başçavuş Ahmet Engin var. Silah Sistemleri Fabrikası'nın görev ve faaliyetlerinden bize biraz bahseder misiniz? Fabrikamız sorumluluğunda yaklaşık 550'ye yakın silah sistemi bulunmaktadır. Bunlar özetle 20 mm, 40 mm, 30 mm, 35 mm ve 76 mm toplar ile chaff launcher sistemleri olarak özetlenebilir. Dünya bariyelerinde de çok yoğun olarak kullanılan bu sistemlerin bakım, onarım ve overhaul faaliyetlerinin yanı sıra montaj, aktivasyon ve test faaliyetleri de fabrikamız tarafından yürütülmektedir. İcra ettiğimiz bu faaliyetler İstanbul Tersanesi Komutanlığı sınırları içerisinde değil de silah sistemlerinin konuşlu bulunduğu her konumda, gemilerimizin yüzdüğü her noktada icra edilebilmek yeteneğine sahip olan fabrikamız, bu alanda faaliyet gösteren gerek sivil gerekse askeri emsalleri arasında sahip olduğu tecrübe ve donanımıyla öne çıkmaktadır. Planlı olarak yürütülen bu bakım, onarım ve overhaul faaliyetlerinin yanı sıra ani olarak gelişen durumlara en kısa sürede müdahale etme yetkisine sahip esnek ve dinamik bir yapısı olan fabrikamız, sorumluluğunda olan silahların ülke savunmasındaki öneminin farkında ve icra ettiği görevin kutsallığının farkında olan personeliyle verilen her türlü görevi her daim yapmaya hazırdır.